Herkese merhaba. Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Şimdi değişik bir video yapmaya karar verdik Buğra'yla. Hatta bunu bir seri haline getirelim dedik. İsmini de Buğra koydu bu videonun. Bunu sen açıkla. Tamam. Bir takım işler diye bir seri yapmaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru geliyordu. Orada şu işi yapabilir miyiz, bu işi yapabilir miyiz diye. Bizim de burada hem çevremizde olan veya tanısak da tanımasak da burada sonuçta çok başarılı işleri olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir sürü Türk var. Biz de dedik ki bu başarılı olduğunu düşündüğümüz Türklerle konuşalım. İşleri nasıl yapıyorlar, ne tip zorluklarla karşılaşıyorlar, tavsiyeleri olabilir mi burada yeni iş kurmak isteyenlere, bunları bir yapalım dedik. İlk seriyi de restoranlarla yapalım dedik. Üçü de Türk sahibi olduğu işletmeler. Bir tane pizza dükkanı çekeceğiz, pizzacı çekeceğiz. Bir tane Türk restoranı çekeceğiz. Bir tane de yeni açılmış bir kahvaltıcı çekeceğiz. Hepsine hemen hemen aynı soruları soracağız ki farkı görün diye. Farklı boyutlarda işletmeler bunlar. O yüzden de böyle bir seri yapmaya karar verdik. Yağmur bu başladı. Da onun ilk videosu. Şu an yağmur yağıyor. O yüzden de ismine bir takım işler koyduk. Merak ettiğiniz serileri olursa da, bunu da çekin derseniz, meslekler olursa da bize söyleyin, araştıralım. Onları da gidelim çekelim. Evet. Şimdi görüşürüz. Evet, şimdiki adresimiz Türk restoranı Mediterranean Kebab House diye geçiyor. Genelde Türk restoranları açıldığı zaman genelde Mediterranean diye açılır. Onu da sevgili Yiğit abiye soracağız. Neden bu isimde açılması gerekiyor diye. O yüzden şimdi Türk mutfağına gideceğiz. Buğra zaten Yiğit abinin dükkanına biz çok geliyoruz yemek yemeye. Buğra burada kebaplarını yiyor. Özlemini gideriyor. Bu alan bahçesi. Genelde biz burada oturmayı tercih ediyoruz. Akşam saatlerinde geldiğimizde dışarıda oturuyoruz ama çok sıcak havalarda içeride oturuyoruz. Ki şimdi içeride sohbet edeceğiz. Bu sıcakta burada eririz. Konuşamayız. Evet. It was at this moment he knew. He fucked up. Pardon şarkı. Evet. Ne haber İsa abi? Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber abi? İsa abi, bu restoranın sahibi. Bizim çok değerli abimiz. Burası bizim en fazla geldiğimiz Türk restoranı. Ceyda'da, ben de, Talya'da burayı çok seviyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman da buraya getiriyoruz. İsa abi de sağ olsun hem servis olarak hem yemek kalitesi olarak çok düzgün bir işletme işlettiği için başarılı restoran deyince aklımıza gelen ilk restoranlardan biri burası olduğu için burayı da gelip çekmek istedik. Başarılarını dinlemek istedik. Nasıl yaptığını, nasıl başardığını İsa abiyle de konuşmak istedik. Bir de şöyle bir şey var. Mesela dışarıda ben bir yerdeyken konuştuğumda, daha doğrusu İngilizcemden dolayı, aksanımdan dolayı bana sürekli işte Rus musun, İtalyan mısın diyorlar. Bir aksan olduğu için. Tabii doğma büyüme Amerikalı değiliz. Ben de Türk'üm dediğimde aa diyorlar, biz Türk yemeklerini seviyoruz. İşte daha önce bir yere gittik ya da yedik falan. Önerebileceğim bir yer var mı diyorlar. Direkt seni söylüyorum. Ben gelen olmuştur bilmiyorum ama çok kişiyi sizin yeriniz, siz daha çok kişiye söyledim. Size menüyü evet, benden daha iyi biliyorsunuz. Ya. Gerçekten. Sorulara başlamadan önce ben bir değişik bir şey sormak istiyorum. Adana videomuzu izlediniz mi? Tabii izlemesin. Olur. Aykus takıyor ama çok var. Şimdi onu soracağım. Ustam diyorum, bak diyorum, bizi diyorum çiğir yapıyorlar diyorum. Bak diyorum. Ondan sonra gelecekler diyor, sorun değil diyor. Faik Usta da Adanalı. Allah'tan bugün burada yok. Of bugün. Salı günleri yok, onu biliyoruz. Faik Usta olmuş. Biz orada kebap sertifikası alınca korktunuz mu? Burada gelecek restoranlaşacaklar diye. Faik Usta diyor bana rakip çıkamaz kimse diyor da. Kesinlikle doğru söylüyor. İnanılmaz eli lezzetli. Buranın şefinin eli inanılmaz lezzetli. Amerika'da bir restoran açma fikrine ne zaman ve neden karar verdin? Ben insanlarla iç içe olmayı seven birisiyim. Eski mesleğim zaten kuyumculuk. Yine insanlarla iç içeyim. Daha da yakınlaşmak istediğim için zaten çok sevdiğim de bir iş. Çünkü devamlı insanlarla beraber oldum. Öyle karar vermiştim. Kaç senesinde? 2004 senesinde karar vermiştim. Hem kuyumculuk yapıyordum, hem atölyemiz vardı, hem onunla uğraşıyordum, hem restoranla uğraşıyordum. Sonra dedim ki benim işim kesinlikle restoran işi. Öyle karar verdim. Tabii çok zorluklarla buna karar verdik ama restoran işine gireceğime karar verdikten sonra o yolumdan dönmedim. O zamana kadar da Allah yardım etti, devam ediyoruz. Duyduğumuza göre restoranlar çok sıkı denetleniyor ve uygunsuz mutfaklar ağır cezalar alıyor. Bu süreçle ilgili değişik bir denetleme anınız var mı? Denetleme anımız, biz biraz önce onu konuşuyorduk, o sorunun üstüne de biz bayağı güldük. Geçmeyen günümüz yok anımız. Yani her günümüz bir macera gibi geçiyor yani o denetleme zamanı. Çünkü o kadar sıkı ki yani yapacağınız şeyi bile inspektör geldiği zaman eliniz ayağınıza karışıyor. Çünkü ne yaparsanız yapın ben diyor bir şeyi bulacağım ve yazacağım diyor. Yani bunun şeyi yok.
Yani burada vaktini bilmiyorsunuz ama bir anda geliyor mu? Yok, haber verme diye bir şey yok. Onlarda öyle bir şey yok zaten. Müşteri gibi geliyorlar. Çünkü biz bunun dersini alıyoruz. Yani zaten restoran açacağınız zaman burada restoran açıyoruz diye lak diye hemen açamazsınız. Bunun bir sınavı var. Sınavı geçip sertifikatı var. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği o sertifikatı geçemezseniz zaten size açış izni vermiyor. Buraya geldiğinde ya da buraya gelmeyi düşünenler restoran açmanın ya da işte bu tip hizmet yiyecek sektörü açmanın kolay olduğunu düşünüyorlar. Ama burada bu şartlarda kolay değil, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani her şey para değil. Parası olan ben restoran açıyorum diye geldiği zaman ya bunun bir prosedürleri var. Bunun bir zorlukları var. Yani aşaması çok fazla bunun. O yüzden bunun sertifikasını almadan zaten size açış izni vermeyecekler. Mesela bunu koydunuz diyor, onu yapamazsınız diyor. Ya diyorum ki normal, tamam ama diyorum kötü bir şey yok. Olsun diyor. Mesela balığı bu sefer üste koydunuz. Ama altta alt sırada da tavuk var. Oradan diyor damlayan su diyor bakteri üretir diyor. Aynısı diyor yukarıdan aşağı gel, tavuktan aşağı geldiği zaman ki tavuk en çabuk bozulan bir ürün. Marineti bile döküldüğü zaman eğer açıksa, balık açıktaysa bakteri üretir diyor. Bunu yapamazsınız diyor. Biz tabii hep yeni şeyler geliştiriyoruz. Tamam diyoruz, bu bir daha geldiğinde bu sefer farklı bir şey yapacağız diyoruz. Makine aldık. Yani vakum makinesi aldık. Şimdi balıklar geldiği zaman bize Türkiye'den geliyor zaten şeyden geliyor. Balıklar gelir gelmez biz onu vakumluyoruz. Vakumladığı gibi o yüzden freezer'da bir şey de anlasa bile üstüne bir yani şey o yüzden yok. Ona bir şey demiyor. Onu kurtarıyoruz. Bir dahaki sefere geldiğinde çünkü her 6 ayda bir bazen her 4 ayda bir bütün restoranlara baskın düzenlerler. Yani sizden haber beklemezler. Ya da siz çok kalabalıksınız. Yani git şimdi gel, geldin biziz. Git sonra gel diyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Gerekirse dükkanı kapatır. O anda içeriye bakacak. Elinizde neyle kullanıyorsunuz? Nasıl servis yapıyorsunuz? Eti kaç derecede pişiriyorsunuz? O döneri nasıl yapıyorsunuz? Akşam o döneri diyor. Akşam kalan döneri ne yapıyorsun diyor. Sarıp buzdolabına koyuyorsunuz. Çat 10 puanı gitti. Buzdolabına koyamaz mısın? Ne yapıyorsun? O kalanı slice yapıp kesmeniz lazım. Öyle dolaba koymanız lazım. Çünkü o içinde üstü pişik pişmiş olduğu için altı zaten daha pişmemiş. Bakteri oluşacak onunla. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki şimdi restorant olduğu için söylüyorum bunu. Mutfakta böcek gördü, bir şey gördü ya da herhangi bir uygunsuzluk gördü, bir kirlilik gördü. Mühürlüyorlar mı yoksa anlık uyarım veriyorlar? Şunu açıkça bir söylemek lazım. Burası Florida. Burada bu olayı kesmek mümkün değil. Öyle bir şey yok. Onların vermiş olduğu bir uygulama var. Diyor ki her ay ilaçlama yaptırmak zorundasınız ve o ilaçlamanın faturasını yani yapmış olduğu nereleri ilaçlama yaptığına dair o kağıtları görmek istiyor geldiği zaman Sağlık Bakanlığı. Diyor ki kağıtlarına bak. Canlı görmek istemiyor. Mesela bir böcek canlı görmek istemiyor. Ölü olduğu zaman diyor ilaçlama yüzünden olduğu için ama o da tabii ortada duramaz. Temizlenmesi lazım. Her gün temizlenmesi lazım. Şükürler olsun daha bugüne kadar hiçbir internet öyle bir şeyimiz düşmedi. Çünkü öyle bir şeyimiz yok. Biz ayda iki kere yapıyoruz. Hayır, mühürleme kısmı var mı? Mühürleme kısmı New York'ta vardı. Çünkü New York'taki restoranımızda bunu yaşadık biz. Burada eğer iki kere gelip mesela bir sayısı var diyor ki ben diyor geldiğimde diyor 20 tane falan görürsem diyor burayı komple kapatırım sana diyor. Bir komple temizliğini yap diyor. Sonra gene geleceğim diyor. Bir daha bakacağım diyor. Eğer her şey uygunsa diyor. Eğer görmezsem diyor açmana izin vereceğim. Ben demin kapıdan girerken şeyden bahsettim. Burada Türk restoranı açmak yani açtığında genelde bir Mediterranean eklemek gerekiyor. Mu, zorunda mı? Yoksa hani böyle atıyorum İsa'nın yeri diye de mi açabilirdin? Kesinlikle. Yoksa bir onun Mediterranean olmasını vurgulamak gerekiyor mu? Yani herkes kendine göre açabilir. Biz burayı başka bir isimle de açabilirdik. Ama biz kendi memleketimizin, kendi ülkemizin yemeklerini tanıttığımız için Mediterranean zaten bizim kültürümüz. Yani Mediterranean bizim Akdeniz. Yani bizim kültürü olduğu için biz o ismi öne çıkarıp tanıtımını daha da iyi yapmak istedik. Mediterranean'ı yani bizim kültürü tanıtmak için isim koyuyoruz. Bunun başka isim de koyabiliriz. Mesela koyanlar da var. Mesela Akdeniz restoranı diye koyabiliriz. Ya da ne bileyim Ocean View diye koyanlar var mesela. Yani var güzel isimler de var ama biz kendi ismimizi götürmek istedik. Genelde bütün Yunan restoranları başına Greek koyar. Fakat bizim Türk restoranları Türk koymuyor. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Çünkü Yunan lobisi o kadar gelişmiş olduğu için Yunanistan kendini çok daha iyi ifade
ifade ettiği için daha fazla bir sempati var Yunan. Aynı mutfak, aynı yemekler. Hatta bir şurada Türk yemeği veya Türk aşçılar çalışıyor Yunan restoranlarında. Gururla Greek yazıyorlar ama evet, bizim Türk restoranları bunu birçoğu yazmıyor. Güzel bir soru aslında. Burada niye Turkish cuisine... Bombayı attım bıraktım soruyu. Evet, bombayı attı bıraktı. Hakikaten öyle bombayı attı. Çünkü bu politik bir soru. Politik bir cevap vermek lazım ona. Kolay değil. Yurt dışında böyle Turkish cuisine koymak tabii koyarsınız ama politik olarak kimse tavsiye etmiyor. Niye tavsiye etmiyor? Seveni var, sevmeyeni var. Yunanlılar olsun, şeyler olsun, olanı var, olmayanı var. Biz hiçbir şekilde hiçbir ülkenin bir şeyini koyamayız restorana. Çünkü burası international biliyorsun. Herkes geliyor. Yani seveni var, sevmeyeni var. O yüzden o ismi kullanamıyoruz. Yani şöyle kullan. Onun yerine Mediterranean kullanıyoruz. Yani onun yüzden bize dedikleri zaman zaten Mediterranean kuzun diyoruz ya, adamlar diyor ki Türk müsünüz diyor. Türküz diyorum. Ya da Yunan mısınız? Yunan yemeğine benziyor. Hayır diyorum, Türküz diyorum. Yani onu o şekilde zaten anlatıyoruz. Zaten Mediterranean olarak bizi bilmeyen yok. Türk olduğumuzu bilmeyen yok. Türk restoranı olduğunu bilmeyen yok zaten. Uzun yıllar olduğu için. Tabii. Ama isim olarak dikkat ederseniz Florida'da hiç gördünüz mü? Yok, hep Mediterranean. Hiç görmedik. New York'ta biz yapmıştık. New York'ta birkaç restoranımız vardı. Benim de eski restoranım varken Beşiş Turkish Cuisine'di. Ama o bölge tam Rusların içindeydi. Orada da bir problem yok. Öyle bir problemimiz yok. Ama öyle bir yerdeyiz ki yapamıyorsunuz. Yani her istediğinizi yapamazsınız. Doğru. Birçoğu restoranda aynıdır bence. Burada çalışan garsonlar ne şartlarda çalışıyor? Maaşları düşük ve bahşişle mi çalışıyorlar? Yani hani maaşlar düşük, bahşişle mi tamamlıyorlar bu durumu? Ya da sistem nasıl bir sistem? Şimdi her restoranın çalışma stili farklı. Şimdi eğer iyi bir ortamınız varsa, iyi bir müşteri kapasiteniz varsa çoğunlukla tipe çalışıyorlar. Ama mesela bir fiyat vardır. Mesela siz bu fiyatın altında eğer kazanıyorsanız onu zaten iş sahibi tamamlıyor. Onu yani burada kimse belli bir fiyatın hani fiyat vermek uygun olmaz. Misal söylüyorum. Mesela siz sabah 11'de başladınız. 5'e kadar çalışıyorsunuz. 5'ten sonra ikinci vardiya geliyor. Mesela diyorsunuz ki 11'den 5'e kadar çalıştınız. Ben eğer sen bugün 70 dolar, 100 dolar yapamazsan o saat arasında ne yaptın? 50 dolar mı yaptın? Üstünü ben tamamlayacağım. Yani sen buradan hiçbir zaman boş çıkmayacaksın. Anladım. Yani ne o tarafı mağdur etmek olur ne kendinizi mağdur etmek. İki taraf zaten istediğini yapabiliyor. Bahşişin ortalaması size göre ne olması lazım? Şimdi güzel bir konu. Şöyle bir şey var. Şimdi bahşiş vermek burada bir kuraldır. Yani bu geçim. Garsonların geçindiği paradır bu. Yani onu burayı şeyle karıştırmamak lazım. Yani kötülemek anlamında demiyorum. Türkiye ile bir burayı karıştırmamak lazım. Şimdi buranın bir sistemi var. Çoğu yerler zaten o sistemi eklemişler içine. Çünkü bu kanunen yapabiliyorsunuz. Yani tipinizi ekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ama bildiriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz servis çarjını ekledik. İki kişi geliyorsa zaten %15'tir. Mesela dördün üstünde %20'dir. Yani şu an Miami'ye gitseniz %25 ile %30'a çıkardılar. Bölge bölgede değişiyor tabii. Kesinlikle. %30'ları ben de yakalamadım. Bir de ben... Sen denk gelmemişsin. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Kendi şahsi bu şeyim. Lütfen arkadaşlar bir restorana gittiğiniz zaman, bir yemek yediğinizde size hizmet eden insanları lütfen kötü davranmayın. Çünkü o da bir hizmet sektöründe bize en iyi şekilde hizmet ediyor. O da bir iş. Lütfen kendinizden üstünmüş gibi davranmayın. Aslında siz o insanların gözünde daha küçük duruma düşüyorsunuz. Lütfen herkes her mesleğe saygı duysun, saygıyla yaklaşsın. Genelde restoranınıza gelen Amerikalılar genelde ne yiyorlar? Tepkileri ne oluyor? Eğer ilk defa gelmişse bize demek ki bizim menüyü henüz bilmiyor. Bizim onu yönlendirmemizi istiyor. Biz de ona zaten ilk sorduğumuz şey neyi biliyorsun, neyi duydun daha önce? Yani diyor ki şavurma duydum, döner duydum. Ne bileyim sizin diyor Turkish pizzanızı duydum diyor. Yani lahmacununuzu duydum diyor. Biz de diyoruz ki okey kaç kişisiniz? 3 kişisiniz. Bir tanesini diyorum lahmacun yapacağım. Bir tanesinize döner yapacağım. Bir tane de Adana yapacağım diyor. Siz bakın beğenmediğiniz ne varsa onu geri alacağım diyor. Mantıklı aslında. Onu geri alacağım diyorum. Masaya koyuyorum. Ben 15-20 dakika sonra gidiyorum. Hepsi yok. Hiçbir tanesi yok. Bir de diyor ki hiç beğenmedik diyor. Belli oluyor bari dedim bulaşıkçıya bir şey bari yapsaydınız. Bari iki parça bıraksaydın alalım biz onu beğenmedik. Yani biz yönlendiriyoruz. Eğer ilk defa gelmişse. Zaten çoğu benim müşterilerim mesela Rus var. İsrailli müşterilerimiz çok fazla. Arap müşterilerimiz de öyle. Türk müşterilerimiz. O yüzden yabancı müşterimiz çok. Evet. Yabancı müşterimiz çok. Ve buraya gelenlerin çoğu zaten biliyor bizim yemekleri. Türkiye'den buraya çok fazla insan geliyor. Restoran açmak isteyenler de oluyor. Neler tavsiye edersin Türkiye'den gelmek isteyenlere?
restoran açmak isteyenlere? Restoran açmak isteyenlere bir yandan kolay diyordum, değil diyordum ya, bir yandan kolay ama bir yandan kolaydı çünkü sertifikatlarınızı almanız lazım. İkincisi, ortağınız eğer aşçı değilse milyon dolarlarınız olsun, kimseye tavsiye etmiyor. Yanarsınız değil mi? Aile düzeniniz zaten kalmayacak. Yani kendi, aile mutfağı restoran, kendi geçemeyeceksin. Tabii. Restoran işine girdiğiniz ya zaman... Ya da kendin çok iyi anlayacaksın yemekte. Yani fark etmez. Eğer mutfakta adamınız yok, yani kendinden birisi yoksa ya orada kaybedeceksiniz ya salonda kaybedeceksiniz. Çünkü burası da önemli. Sen kendi mutfaktayken buradan olduğunu bilmiyorsun. Çünkü müşterilerle ilgilenemiyorsun. Biz burada tek çalışmıyoruz. Yani doğru. Bir takım çalışması. Faik ustam içeride olmasa ben burada bir dakika durmam. Yarın satarım. Doğru. Çok teşekkür ederiz vaktiniz için. Biz teşekkür ederiz bize geldiğiniz için. Tam lunch saati, değerli vaktinizle bize ayırdınız. Allah razı olsun. Evet. Yani aynen. Çok teşekkür ederiz İsa abi. Bize bu değerli vaktini Buray tekrar ettim. Şaka şaka. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok da güzel bilgilendirdin bizi. Başarıların daim olsun. Her zaman iyi ki varsın diyoruz. En azından aile gibi geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Nice nice başarılarınız olsun. Teşekkürler. İnşallah güzel haberler olsun her konuda. Sizde de bizde de. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, şimdi West Palm Beach'e geldik. City Pizza'ya geldik. West Palm Beach'in downtown'undayız şu anda. Geçenlerde de burayı zaten çekmiştik böyle çok kısa. Burada West Palm Beach'ten genel olarak bahsetmiştik. Burada güzel bir pizza restoranına geldik. Yer misin artık bir pizza yersin? Yerim bir pizza. Şimdi diyeceksiniz ki kıyafetleriniz neden farklı? Gün yetişmediği için başka bir gün çektik devamını. O yüzden de kıyafetlerimiz farklı. Ben dedim devamlılık olsun, aynı kıyafetleri giyelim Buracığım dedim. Bura da yok dedi, başka giyelim. Saçım sakalım farklı, bekledik yani. Hemen ertesi gün çekmiyoruz. Restoranın sahibi de İstanbul'daydı zaten, gelmesini bekledik. Evet. Dolayısıyla birkaç gün sonra çekiyoruz bu restoranı. Şimdi City Pizza'ya gidiyoruz. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Selamlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 2021'in Palm Beach Country'nin en iyi pizzacısı seçilmiş Fuat abi. Ödülü burada. Öyle giriş yapayım dedim. Evet. Ödüllü pizzacıya geldik. Evet. Ve sohbet edeceğiz. Bunlar da buraya gelenler mi? Evet, bazı ünlüler. Daha bir, çok var ama. Bizimle resimimiz yok. Biz de YouTuber ünlüyüz. Next. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Amerika nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çocuklar nasıl? İyi, çocuklar iyi. Büyüyorlar. Sen İstanbul'daydı yine. İstanbul'dan geldi. O yüzden çekimi beklettik. Nasıldı? İstanbul nasıldı? İstanbul da güzel. Tatil için güzel. Tahminimce. Ama işte... Eşin seviyor mu İstanbul'u? Eşim de seviyor. Ben yaklaşık 22 senedir Amerika'dayım. 21 senede de evliyim. Eşim Kübalı. O da Türkiye'yi çok seviyor. İşte çocuklar olunca mecburen her yaz tatili çocukları da Türkiye kültürünü alması için gitmek istiyoruz. Gidince de güzel oluyor. Çocuklar çok seviyor Türkiye'yi. Türkçe biliyor mu eşin? Türkçe anlıyor. Konuşuyor da artık 21 sene sonra o da artık Türk şeyini, kültürünü aldı. Evet. Fuat abi çok doğru söylüyor. Bizim de düşüncemiz bu zaten Talya ile alakalı. Burada yaşadığımız için özellikle çocuklar için önemli bu Türk kültürü alması. Çünkü burada bir şekilde hep Amerikan kültürünü görüyor ve anneanne, babaanne, dede bu konuda çok önemli. O yüzden yazları göndermek lazım. Yaz kampına deyip anneanne, babaanne, dedenin yanına yollayıp. Bir de oradaki hayatı görmesi lazım. Tabii ki. Evet, biz sorularımıza geçelim. Olur. Ceyda Hanım, buyurunuz efendim. O zaman ilk soruma ben başlıyorum Fuat abi. Amerika'da bir restoran açma fikrine ne zaman ve neden karar verdin? İlk gelişim 22 sene önce ve West Palm Beach'e geldim ben direkt. Burada da yapılacak en kolay iş olan ben delivericilik gördüm. Ve delivericilik yaptım, yani pizzacılarda delivericide başladım. O sırada mutfağı da hamur işlerini sevdiğim için pizza öğrenmeye başladım onun yanında. Öyle yavaştan başladım. Ondan sonra ufak bir yerle, yaklaşık bir buçuk sene delivericilik yaptığım ufak bir yerle bir arkadaşımla ortak bir yer açtık West Palm Beach'te. Baktım yani yapılabilecek en güzel işlerden biri. Öyle bir, yani 20 senelik bir restoran maceram var. Ufak ufak başlayıp. Burası başlayıp, değildi o zaman ilk. Burası değildi tabii. Burası yaklaşık benim 12 senelik bir tarihi var. Bundan önce daha ufak bir yerden başladım. Daha ufak yerlerden başladık, evet.
Bu restoran 22 senelik mesela. Burayı 12 sene önce devraldık. Düzelttik, ettik. Şu anki pozisyonuna geldik. Bayağı da büyük burası. Yaklaşık 300 kişi gidip gelebiliyor yani şey olarak. Evet. Aynı anda servis yapabiliyoruz. Bu soruya aslında ilk sorunun cevabını verirken bu soruya biraz cevap vermiş gibi oldun ama belki genel bir cevap alabiliriz buna. Restoran açmadan önce ne tür bir planlama süreci geçirdiniz? Hangi adımlar en zor oldu? Yani biz buralı olmadığımız için, yani Amerikalı da doğmadığımız için ilk başta dil sorunu oldu bizim için. En zor kısmı işten daha ziyade dil. Yani Amerikalıların ne istediğini, ne tarz bir tatları var. Tamam pizza herkes yiyor ama herkesin pizza kültürü değişik oluyor. Onlar da zorlandık. Yani yaklaşık bir 4-5 sene değişik şeflerle çalıştım. Yani İtalyan özellikle, İtalyan delilerle çalışın daha doğrusu öyle seni veriklerin hepsi deli yani akıllısına denk gelmedim ben. Ama bir süre sonra da artık onların seviyesine geldiğimi hissediyorum yani. Bir de İtalyan'da olarak şey var değil mi? İşte biz zaten pizza kültüründen tabii geliyoruz. Yani. Bir dakika evet, hani ben evet, biliyorum havası var. Ama önemli olan bölgede yaptığın bölgede neyin satıldığı. Tabii. Sonuçta bunu tabii ticaret için yapıyor insanlar. Yani. Tabii orası ayrı. Buradaki ilk 5 sene zor oldu bizim için. Ondan sonra da kendi kendine gelişti iş, öyle söyleyeyim. Kendi kendine gelişmemiştir de alın teriyle gelişmiştir. Ya kendi kendine de yani bir saatten sonra yoluna bırakıyorsun. Yani şey olarak benden bu kadar diyorsun, ondan sonrası artık Allah'a kalmış diyorsun, öyle gidiyor. Yani restoranda garsonlar mesela ne şartlarda çalışıyor? Maaşları, genelde ne maaşlar düşük oluyor? Bahşişle mi çalışıyorlar yoksa sen de sadece maaşla mı çalışıp artı bahşiş mi alıyorlar? Evet, Amerika'da bahşiş kültürü var. Yani bütün garsonların kazandığı para minimum şu an 8 dolar. Saatte 8 dolar. Yan taraftaki cheesecake partilere de gitseniz aynı parayı alıyor. Bunun üzerine bahşiş oluyorlar. Tamam. Ama Amerika'da da garsonların iyi bir kazancı var. Yani sorması ayıp yani aşağı yukarı hani yeni başlayan bir garson. Yeni başlayan bir garson için ayda toplam ne kadar kazanır? Yeni başlayan bir garson. Herhalde toplam. Garson olarak başlarsınız. Komi olarak mı başlar? Nasıl olur? Direkt burada galiba direkt garson olarak başlıyor. Biz kurs veriyoruz 1-2 hafta. İşte kompütür, yemek kursu. Bu yemekler nedir? Pizzalar nedir? Onları öğretiyoruz. 1-2 haftalık kurs deneyimi var. Ondan sonra tahminimce 3000 dolar yapıyorlar yani. Haftada 40 saat çalışıp bahşiş artı bizim verdiğimiz parayla. Yani iyi bir garson burada bile yani 5000 dolar yapma imkanı var. Sezonda 7000 dolar. Ne diyorsun? Tabii tabii. Yani bizim Florida biliyorsun sezon çok fark ediyor. Kışın bizim sezonumuz oluyor. İyi bir garsondan bahsediyorum. Benim mesela 15 senedir burada garsonluk yapan garsonlarım var. Ben bakıyorum mesela sezonda 8000 dolardan aşağı yapmıyorlar. Vay 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 vay. İşte bazı yerlerde emeğinin karşılığını gayet iyi alıyorsun. Tabii. Bahşişler ne kadar olmalı? Bu çünkü biz mesela 1-2 videomuzda restoranlara gittik. İşte mesela 3 tane bir pizzacı çektik peş peşe. Orada her restoranda bahşişle beraber ben hesapladım. Çok fazla yorum gelmiş. Ne kadar bahşiş bıraktınız bu kadar bahşiş mi olur falan ama diye böyle yorum gelmiş. Zaten burada şey değil mi? Yediğine göre zaten evet, sana 3 tane opsiyon sunuyorlar. Bir de her restoranın farklı diye biliyorum. Biliyorum ben de ben restorandan dinlemek istedim. Yani ne olması lazım sana göre? %18. %18 olması lazım. Ama tabii bunu vermek zorunda değilsiniz. Bazen mesela bize çok oluyor. 6 kişilik masa otomatikman %18 koyuyorlar. Ama hiçbir servis yok masaya. Yani müşteri geliyor diyor ki ya ben servis almadım. %18 vermek istemiyorum diyor. Yani böyle şeyler de oluyor. Ama normal oranı %18. Duyduğumuza göre restoranlar çok sıkı denetleniyor ve uygunsuz mutfaklar ağır cezalar alıyor. Bu süreçlerle ilgili değişik bir denetleme anınız var mı? Var. Bundan 3 sene önce. Benim 2 tane eksiğimi gördü ama bu dolap değil. Yani diyorum ya yani çok böyle şeye göre Allah Allah diyorum orayı nasıl gördünüz diyorum. Üçüncüyü almamak için kanter içinde artık böyle bir şey diyor yere atlıyorum ondan önce. Hemen temizliyorum falan. Ama kapanmadınız değil mi hiç? Yok hiç kapanmadı. İyi. Allah'a şükür o şeyimiz yok. Restoran zaten yaklaşık göstereceğim size. 4 kişi biz devamlı temizlik yapıyoruz. Yapmak da zorundasınız zaten. Bir iki gün yapmazsanız üçüncü günü restoran toplamanız çok zor oluyor. Genelde de zaten 3 kişilik restoranın temizliği daha da zor oluyor yani önlü arkalı. Buranın ciddi bir trafiği var. Özellikle öğle yemeği trafiği çok ciddi. Bütün restoran doluyor, boşalıyor. Hatta belki iki parti falan bile oluyor olabilir. Tabii tabii. Bir de çok merkezi bir yerde. Çok iş yeri var, evler var. Gezme açısından da çok gelinen bir yer. O yüzden de çok daha yoğun bir bölge. Bu dönem biliyorsun çok fazla Amerika'ya gelmek isteyen Türk var. O yüzden bunu bütün restoran sahiplerine sordum aynı evet videoda. Restoran işletmeyi düşünen Türk girişimcilere ne tip tavsiyelerde bulunabilirsin? Bana da geliyor çok. Türkiye'den arayan oluyor, edeyen oluyor. Ben sadece şunu diyorum. Mesela bir restoran bulduysanız hemen
atlamayın diyorum üzerine. Bir, en azından bir ay girip çalışmak. Mesela diyor ki bu restoran senede 1 milyon dolar ciro yapıyor diye. Tamam, bir gir bir ay çalış diyorum abi. En azından orada dönen trafiği gör. Kasada dur, arkada mutfakta dur. Restoranı ısınabilir misin? Restoranı ısınmak çok önemli. Yani bir de restoranı alıp bir anda da satamazsınız. Evleniyorsunuz restoranda yani. Bir de bu kültürü de bilmek gerekiyor. Tabii. En azından bu işi de bilmeniz gerekiyor. Genelde hep restoran açacak olanların şöyle bir sorunu vardır. Şefye giderse, şef kaçarsa veya şefi ortak mı alsak diye bir mod vardır. Mesela sizdeki durum nasıl? Şef giderse sen yine pizza yapabiliyor musun veya ortak mı şefi nasıl çalışıyorsun? Ben bu işin en arkasından geldiğim için öyle bir sorunum yok. Yani ben mutfağı da pizzayı da çok iyi bildiğim için. Sen şefim hasta oluyor. Ben girip çalışabiliyorum. O günü çıkartabiliyorum. Ama o çok önemli. Yani bir işi bilmeniz çok önemli. Yoksa arka tarafta şefiniz yok. Dükkanı mı kapatacaksınız? Aynen. Yani kapanma olmaz. Menüdeki her şeyi yapabiliyor musun? Her şeyi yapabiliyorum. A'dan Z'ye. Dedim ya, deli İtalyanlarla çalıştım. Tavaları fırlata fırlata bana bir şeyler öğrendim yani adamlardan. Biz de geldiğimizde pizza falan yedik ama hiç Türk yemeği var mı burada yani? Türk yemeğini şöyle yakın ya da yaptın. Çünkü ona göre soracağım, Amerikalılar Türk yemeği burada hangi tadıyor diye. Çünkü sorumuzun bir tanesi o restoranlarda bizim. Bizim pizzalar gelen Türk müşterilere sorduğum zaman güzel börek gibi çıkmış diyor mesela. Böreği özlüyorlar herhalde burada böreği. Börek tarzı da olduğu için Türk müşteriler seviyor. Onun yanında gyro var. Yani döner. Dönerimiz tabii normal böyle şey döner değil ama hazır döner. En azından o tadı da verebiliyor. Fena değil, evet. Ben yedim onu. Amerikalılar yiyor mu gyrolu pizza? Yiyorlar. Yiyor. Çünkü çok seviyorlar. Şeylerden de çok alışkınlar değil mi? O Yunan restoranlarından tabii, da çok alışkınlar. Tabii. Zaten herkesin gyrosu genelde o hazır. Yunan restoranlarında falan da o. Evet. Bir tek bizim çektiğimiz Mediterranean'da gerçek döner. Hazır döner kullanmıyor İsa abi. Öyle mi? Evet. Çok zor bir döner bulmamız. Yani döner ustası bulması zor. Peki onu soruyor. Şimdi soruyu sormadım. Amerikalılarla Türkler, yani çünkü hem Türk müşterim var. Senin daha çok eminim Amerikalı veya bölgeden lokal müşterin çok vardır. Aynı şeyleri mi tercih ediyoruz genelde Türklerle Amerikalılar, yoksa Türklerin yedikleri daha farklı? Yani bir ayırım yapabiliyor musun? Valla bizim Türk arkadaşlar gelince genelde salata ve pizza. Makarnaya pek fazla girilmiyor. Halbuki makarna da hamur, pizza da hamur. Evet. İkisi de aynı esasında. Ama pizzayı daha çok tabii tercih pizzayı ediyorlar. Pizzayı daha çok tercih ediyorlar. Şimdi bizim bir de ismimiz Silly Pizza. Daha çok pizzayı andırıyor ama makarnalarımız da bizim çok kuvvetli yani. Ben de burada hiç makarna yemedim. Ben de yemedim. Evet. Ben size yapabilirim isterseniz. Hayır, bir makarna sen yiyelim. Yapacaksan. Sen yapacaksan yeriz. Olur olur. Tabii yaparız. Ne demek. Son sorumuz kalmış. Açılışınızdan bu yana işler beklediğiniz gibi mi gidiyor? İşler planladığınızdan farklı bir şekilde ilerlediyse bu durumu nasıl yönettiniz? Bir araya gelmeyeyim mi? Orlando'da yeni bir restoran açtılar. Açılış demişken orada evet. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Orlando'daki restoran. Orayı da bekleriz. Orlando'yu biz çok gidiyoruz artık. Öyle çocuktan mi? Dolayı sürekli Orlando'dayız. Tamam. Terliği parklara götürüyoruz. Gideriz. Oraya gideriz. Orada da buluşuruz. Tam futbol sahasıyla basketbol sahasının ama hangi futbol sahası, hangi Orlando City'nin oynadığı. Orlando City'nin evet. Oynadığıyla Orlando Magic basketbol sahasının oynadığı, yani Orlando Magic'in oynadığı stadın ortasında tam bir yerde. Tam ortasındayız evet. Valla dedim ya, ilk 5 sene kendi kendimize işi öğrenene kadar o ilk 5 senemiz biraz zor geçti. Ama ondan sonra 5 sene sonra işim daha da ilerlettikçe daha da kolaylaşmaya başladı. Korona zamanı çok zorlandık biliyorsunuz. Herkes zorlandı. Burayı bütün kapattık. Sadece evlere servis yaptık. Ama o sırada tabii devlet yardımları da oldu. Hem de restoranlar acayip evet, oldu. Ha şimdi onun enflasyonunu çekiyoruz restoranlar yüzünden. Maalesef evet. Sadece sizin yüzünüzden. Sadece restoran değil, herkes aldı. Ama restoranlar yani, bir tık daha fazla aldı diye söylüyor herkes işte, öyle değil mi? Çünkü en fazla restoranlar etkilendi. Doğru. Çünkü bir sürü insanlar da çalışıyor. Onların tabii, maaşları, büyük giderler. Restoran işi. Bir o zaman zorlandık bir 6 ay. 6 ay sonra da zaten Florida komple açıldı biliyorsun. Evet. Restoranlar açılınca yine bir toparlanma oldu. Çok teşekkür ederiz. O zaman çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok güzel sohbetin için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yine görüşmek üzere inşallah. Evet. Evin yemeğimizi yeriz belki bir tamam, gün daha çok erken. Mutfağa gidelim. Bir pizzayı. Ceyda sen bir bence çevir bence. O güzel olur. Tamam. Biz de mutfağa gidiyoruz. Evet. Pizzalarımızı burada yapıyoruz. Pizza istasyonumuz burada. Bizim öğlenleri sattığımız büyük bir pizzamız var. Onu göstereyim ilk başta. Büyük pizzamız bu. Tekerlek mi bu ne? Bunu dörde bölüp iki slice pizza diye satıyoruz. Bunu ben bir haftada önce yedim. Her gün bir dilim. Vay 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 vay. Bu
En büyük pizzamız bu, 24 ama inç diyorlar. Bunu böyle satmıyorsun herhalde değil mi? Bir slice yapıyoruz. Yani bunu mesela öğlen specialı diye satıyoruz. Bu iki slice'ımız. Kaç para mesela bu? Bu 10 dolar. 10 dolar. Bir bu, içecek var mı yanında bir tek? Bir içeceği de var. Bir içecek bu 10 dolar. Evet. Evet, bu kadar büyük bir parça ve bir tane de içeceğiniz 10 dolar. Aslında o büyük pizza da mantıklı. Evinde böyle bir doğum günü yapacaksın. Evet. Böyle ilk 3 tane sipariş versen bitti gitti. Şimdi mesela en büyük pizzamız bu. 16 inç large diye geçiyor. Bu evlere böyle götürmüyorsun. Evlere götürüyorum. Bu sadece özel burada satıyoruz. Fırınımız burada. Yaklaşık 12 tane pizza alıyor burası. Taş fırın. Biz pizzada spring kullanmıyoruz mesela. Şöyle göstereyim. Ne kullanmıyorsun? Spring diyorlar. Mesela metalde yapmıyoruz. Aha. Biz tahtanın üzerinde yapıyoruz pizzaları. Ha. Şöyle göstereyim. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Kim, pizzayı kim yapıyor? Ceyda. Tamam, Ceyda yapıyoruz. Şöyle yapalım. Pizza ilk başta alıyoruz. Evet. Ama bir yer değiştirelim. Tamam, olur. Bence oklavayı da şöyle göstereyim ben size. Tamam. Oklavayla açarsınız, sizin için daha rahat olur. Ben de evde hamur açıyorum ama tabii pizza hamuru kadar değil. İstiyorsanız biraz açalım. Beni işe alırmış bu arada. Hadi göster bakalım. Tamam, abi. Güzel açıyorsun. Çünkü kendim evde mantı yapıyorum. O yüzden hamurunu da kendim açıyorum. Öyle belli. Bir şey yiyeceğim Ceyda. Nazar değdi. Tamam, ya, tam bu kadar yeter. Şimdi evet. İşlem olarak şöyle yuvarlak veriyoruz pizzamıza. Yuvarla verdik mi pizzamıza? Veriyorum bir saniye. Evet. Böyle açıyoruz. Açıyoruz. Ondan sonra şöyle vurmaya başlıyoruz. Hafiften hamur. Yavaş yavaş. Güzel güzel. Normalde parmaklar eldivenler şöyle. Büyük geliyor. Parmakları şöyle vurduğun zaman otomatik. Ben açana kadar. Şöyle çok güzel. Pizzamız açıldı. Evet. Ay, güzel açtı ya. Helal evet. Olsun Ceyda. Helal olsun bana ya. Ben hazırım. Ben böyle tamam. Sade yiyeceğim. Pizzamızı yavaştan atıyoruz. Pizzamız burada. Hazır. Fuat abi bize makarna yapacak. Evet, makarnamız. Su hep kaynıyor değil mi? Sürekli kaynıyor. Tabii makarna için su kaynıyor. Burası makarnalara ve sandviçlere yaptığımız mutfağımız. Şöyle şurada yapalım. Ela ne yapıyorsun? Turşu aldım. Çok seviyorum turşu. O yüzden bir tane yiyeyim dedim. Size penne alabat yapacağım. Pembe soslu makarna bugün. Olur. Sarımsağımızı koyuyoruz ilk başta. Oh, bol sarımsak. Bol sarımsak. Domates atıyoruz. Marinara sosumuzu koyuyoruz. O da domates sosu. Hı hı. Kremayı koyuyoruz. Evet. Biraz tuz, karabiber. Tuzla karabiberi de attık. Biraz parmesan çiz. Ben de eve böyle yapacağım. Dolabını açtığın anda makarnaları. Hepsi hazır diyorsun. Bütün yemekleri hazırlayacağım dolapların içine böyle. Buna biraz da pul biberi koyacaksın. Pul biberi de koyabiliriz. Biraz da böyle yeşilli katalım üzerine. Silantro mu? Yok değil, silantro tamam. Değil. Maydanoz sever. Maydanoz severim. Tamam. Silantro sevmiyorum. Evet, burada silantro var. Kişniş. Kişniş. Öyle mi? Hiç sevmiyorum tadını ama bize nasıl maydanoz meşhur her yemeğe konuluyorsa burada da kişniş konuluyor her yemeğe. Buyurun makarnamız. Evet, pizzalarımız pişti, geldi. Makarnamız hazır. Şimdi tadına bakacağız, Ceyda. Yiyeceğiz. Gerçekten güzel yapmışsın yani. Canım çekti benim de. Biliyorum. Evde talyeye yapıyorum evde hamurdan filan. Tabii hani çok böyle profesyonel değilim ama. Normalde bir tadım videosu değil ama tadım videosu olmuyor. Biraz böyle pişmesi lazım. Evet. Kendim yaptım diye demiyorum. Muhteşem bir pizza olmuş. Ne yapıyoruz lazım? İnanılmaz olmuş. Çünkü ben yaptım. Çünkü ben. Şuraya makarnadan atıyorum. Tamam. Dediğin çok doğru. Hamuru süper pişmiş. O kadar çıtır çıtır ki. Evet.
Nasıl beğendin makarnayı? Makarna çok güzel. Eline sağlık Fuat abi. Sosu inanılmaz. Bunun tadına bakacağım. En küçük hangisi? O da sossuz pizza. Bu da sarımsaklı ve peynirli değil mi? Hem evet. Kaşar peyniri var. Bir de lor peyniri tarzında. Bakar da var. Bazen insanlar domates sosu yakıyor diye midem ediyor. Ama çok güzel. O da beyaz pizza, onu alternatif olarak. İnanılmaz güzel. Hmm. Peki bir şey soracağım. Şimdi böyle bir tane pizza, bu küçük boy mu oluyor? Bu medium. Medium. Orta boy. Mesela medium bu pizza ne kadar sizde? Yani normali $16. İşte üzerine bir şeyler koyduğun zaman da $20 diyor. Anladım. Makarna da 10 numara. Makarna inanılmaz. Afiyet olsun. Eline sağlık. Evet, biz şimdi Türk kahvaltı yerine geldik. İsmi Fidan's Kitchen. İçeri gireceğiz. Hatta içeride bir sürpriz de var. Onu da görmüş olacaksınız. Bizler için çok değerli birisi. O yüzden şu anda söylemiyorum. İçeri girdiğimizde göreceksiniz arkadaşlar. Evet, son durağımız da burası. Gel bakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak, ben uzandım. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ne haber Ufuk abi? İyiyim, hamdolsun sizlerden ne haber? İyiyiz, çok şükür. Sizden ne haber? İyiyiz valla, aynı bildiğim. Hoş geldiniz, valla kahvaltınız hazır. Biliyorum, biz aradık, geliyoruz dedik. Evet. Sağ olsunlar. Hazır. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Ufuk abiyi gösterdik ama. Ben ilk başta ne dedim size? Sürpriz var dedim. Aslında burası Ufuk abiyle eşinin yeri ama ismi Fidan's Kitchen. Çünkü eşinin adı Fidan. Doğal olarak yani. Fidan'ın mutfağı. Ve sihirli eller Fidan'da olduğu için. Aynen. Ben sadece yardımcı oluyorum. Evet. O yüzden size sürprizim Ufuk abiydi. Biliyorsunuz bizim dönemimizin en iyi müzisyenlerinden bir tanesi kendisi. Hala da öyle. Onun şarkıları hala ezbere biliyoruz, söylüyoruz. Gerçekten kendisini ben burada tanıdım ve muhteşem bir insan. Hep televizyonda görürdüm. Şarkılarıyla büyüdüm. Hoşuma giderdi ve böyle biriyle karşılaşmak, tanışmak çok güzel bir duygu benim için. Şimdi ve aile olduk. Şimdi aile olduk. O yüzden de Ufuk abiydi buranın sürprizi. Hoş geldiniz. Gelin. Fidan da Ufuk abimizin çok değerli eşi ve bu mutfağın sihirli parmakları. Arkadaşlar bir börekler yapıyor. Bir poğaçalar yapıyor. Ondan sonra bir yumurta kapaması var. Gerçekten muhteşem. Hoş geldiniz hepiniz. İzmir usulü yumurta. Yalnız son dokunuşu Ufuk Bey yapıyor ama başı bendeyim yani. biliyorsun erkekler yaparsa yaparsın. Erkekler yapar ve bilim mi der? Mesela işte yemek hazırlarım. İşte Burak atıyorum üstüne bir tane bir şey koydu. Bunu ben hazırladım der. Evet, falan. Yani şu anda olduğu gibi. Şöyle bir son dokunuş yapayım Ufuk abi gibi. İnanılmaz güzel oluyor bu yumurta kapama. Aa, şu an hemen Ufuk abi gelmeden bir tane yiyeceğim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Burada çok Türk restoranı var ama Türk sadece kahvaltı yapan hiçbir yer yoktu. Sağ olsunlar. Bizi kahvaltıya boğdular. İnanılmaz güzel. Aa, süper oldu. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ne kadar oldu açalım? Ne kadar oldu? 7 ay oldu. Oldu tabii. 24 Aralık. Güzel. Aralık'tan bu yana. Güzel güzel gidiyor ama. Seviyorum. Ben seviyorum yani. Nice yıllarınız olsun. Bir de güzel. Bize açarken de size şöyle düşündük. Dedik yani biz kendi elimizde ne yapıyorsak. Evet. Burada da aynısını hani müşterilerimize sunalım dedik. Ama zaten tam oldu. Ev kahvaltısı bu. Tabii, yani. Tabii. Ekstra bir şey yok. Bir de şey zaten hani mutfakta hani evinin mutfağında misafirlerine bir şey hazırlarsın, sunarsın. Aynı o şekilde onu yapıyorum ve insanlar da hoşuna gidiyor zaten. Hani kendimizi yabancılamıyoruz. Kendi evimizin mutfağında ya da bir annemizin mutfağında bir şey hazırlayıp yeniyor gibi oluyor yani. Ya ben zaten hani siz de burada yaşadığınız için Amerikan kültürünü biliyorsunuz. Öyle bir kahvaltı kültürümüz yok. İster istemez evet biz evimizde hazırlıyoruz ama tabii de böyle bir yer olması, böyle bir yere gelmek çok daha güzel bir şey. Çünkü bir Türk kahvaltısı yapıyoruz ki aranan bir şey. Simidiği de işte domatesimizde, zeytinimizde, yumurtamızda. Aranan bir şey. O yüzden siz de bunu gerçekten çok güzel yaptınız. Çok da güzel yapıyorsunuz. Çok da lezzetli. Şey çok enteresan oldu. Şimdi tabii burada birçok Amerikalı aslında
%50'si, %60'ı Türkiye'ye gidip görmüş olanlar oluyor. Evet. Çünkü yani burası şimdi hani şöyle düşünelim. İşte burası Türkiye'nin atıyorum Bodrum Çeşmesi. Çünkü burası Bokaratun. Hani Florida'nın hani en baba yeri. Dolayısıyla birazcık daha gelir seviyesi yüksek insanlar yaşıyor Bokaratun'da. Dolayısıyla gelen yabancı misafirlerimiz de birçoğu Türkiye'ye gidip aşina olmuş oluyor. Fakat burada da böyle bir şey görünce çünkü yoktu. Yoktu. Böyle bir şey yoktu. İlk ve tekiz aslında burada Bokaratun'da bir kahvaltı salonu zaten olarak. Hoşumuza da gidiyor. Şimdi sezon başlasın. Sezonda zaten mezelerimiz oluyor. İşte sizin de dediğiniz gibi işte filan mezeler hazırlıyor falan. Ben buna yardım ediyorum. İşkembe çorbası oluyor. Tavuklu pilav oluyor. İşkembe çorbasını hele burada bulmak o kadar zor ki. Buraya geldim. İşkembe çorbası var dediler. Yani böyle hazine bulmuş gibi hissettim kendimi ve bir de güzel yapmışsın. O herkesten ayrılıp sana bir sorum. Yani bu kadar yıldır müzik, şu, bu acayip bir kariyerim var. Herkes de izleyenler de biliyor zaten. Nasıl oldu da bu işe döndün? Abi şimdi birincisi şu. Ben hakikaten kendi gençliğimden hatta çocukluğumdan beri bilirim ki ben mutfağı çok severim. Ya mutfakta olmayı çok severim. Ama ikincisi şu, daha önce Türkiye'de birçok dükkan işlettim. Tabii bu tarzda dükkanlar değil ama sahne aldığım yerler 300 kişi, 400 kişi ama orada birebir değil. Orada beynem işletmecilik yaptım ama ilk defa buradan birebir hani emeğimle de dükkana sadece katkıda bulunmak için aslında ben bu dükkanlıyım. Çünkü Fidan'ın esas işi bu. Hani Türkiye'deyken de işi zaten. Yok zaten sadece katkıda bulunmamız gayet farkındayız. Yeme içme katkısında. Bak son bir sos dökme üstüne falan onun gayet farkındayız. Nasıl katkıda bulunduğumu gör mesela. Ekmeği koyup üstüne mesela yiyip tadına bakıyorum. Yani bu müziğe biraz ara vermiş gibi oldum. Aslında müziğe çok fazla ara vermedim. Aslında hani evden çalışmaya devam ediyordum. Çünkü özellikle Orta Doğu'da işte Orta Doğu'da çıkan albümlerin bazı mesela bazen bana telefon geliyor. Üstüne klavyesini çalıyorum, yolluyorum. Hmm. İşte birkaç aranjmanı yapıyorum, yolluyorum. Yine ben burada aslında evden müzik olarak devam ediyorum. Çıkamazsın ama zaten. Yani böyle bir kariyerden sonra bir anda ben bu işi ama o kadar çok şey oldu ki ilgili. Burada işte ara ara ayrıca toplandığımızda işte hani müzik ortamları oluyor falan. Şarkı söylüyoruz falan. Sonra da bana dediler ki işte bunun nedenle bir görsel bir şey yani sadece size mi geleceğiz kardeşim biz müzik dinlemek için yani evde de oturup açalım dendiği için de işte onu sen mi söylemek istersin bilmiyorum ama böyle bir YouTube kanalımı artık canlandırmak istiyorum ve öyle de olacak. Biz zaten şey az önce video kapalıyken konuşuyorduk Ufuk abiye dedik Ufuk abi hani kendi işinle alakalı bir YouTube'da müzik yapmayı düşünüyor musun ya da herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musun kendi dalında zaten o da YouTube kanalı açıp hazırlıyor şu anda kendi akustik müzikler yapacak. Evet, unplugged olarak. O yüzden koyalım. Aşağıda linkten de Ufuk abiyi takip etmek isteyenler teşekkür ederim. Takip etsin. Sana soruyorum onu. Yani açılışınızdan bu yana işler hani beklediğin gibi gidiyor mu? İşler planladığınızdan farklı bir şekilde ilerlediyse bunu nasıl yönettin? Valla beklediğimizden daha güzel gitti aslında. Yani hani tamam ilkiz burada öyle diyeyim. Hani tek olmanın verdiği ve insanların bir açlığını gördük burada. Herkesin bir hani Türk kahvaltısı özlemini gördü. Ve çok şükür de hani hiç kimseden bir yanlış bir şey duymadık, bir şikayet bilmem neydi. Ve hani gelen ikinci kez, üçüncü kez müdavimlerimiz şunlar bunlar. Ay, ta Miami'den ya da ne bileyim Tampa'dan, Jacksonville'den bile kalkıp özlem gidermeye gelenlerini gördük yani. Hani ondan da çok şanslı hissettik kendimizi. Hani biz bu kadarını tamam evet yaptığımız şeyi severek yapıyoruz. Ben özellikle severek yapıyorum. Hukuk da bana yardım ediyor her anlamda. Ama güzel gidiyor yani. Ama şu anda şöyle diyeyim. Haziran sonundan, Temmuz başından beri buranın bir sezonu var. Evet. O sezon şu anda kapalı. Yani burada olan Türkler Türkiye'ye gitti. Burada o Amerikalılar kuzeye gitti. Daha serin yerlere gidiyor herkes. Ve tabii birazcık çok sıcak. Yani kafamızı dışarı çıkartıp dışarıda oturamıyoruz. Gördüğünüz gibi içeride oturuyoruz ki bahçemiz olduğu halde. Ondan birazcık böyle bir düşüşümüz oldu ama Ağustos'un ortasında okullar açılacak. İşte herkes dönüyor. Eylül gibi daha bir hareketlenmeye başlayacak diye umuyoruz ama gene de çok şükür diyelim. Şimdi biliyorsunuz çok fazla Türk geliyor şu anda Amerika. Özellikle buraya geliyorlar. Yani Florida'ya geliyorlar. New York'a da gelen çok var. Öbür kıyıya da gelen var ama Florida daha fazla. Daha fazla. Restoran açmak isteyen Türklere bir tavsiyeniz olur mu? Yani sizin yaşadığınız zorluklar olabilir. Ne tavsiye edersiniz? Kahvaltıcı açsınlar mı şuraya yana hemen? Ben geliyorum abi yana. Yok. Şurayı deneriz. Ay Ceyda'cı ben geliyorum yana da. Tamam şuradan deneriz. Birlikte yapalım. Okey. Hayır bizde öyle değil. Bir model çok başa bulunca yani herkes geliyor. Ya bir kere şöyle bir şey kesin anlatmak isterim. Söylemek isterim hani daha önce gelmeyenlere de. Hani şey zannediliyor. Hani Amerika'da hakikaten mesela ağaçtan gökten dolar yağıyor falan zannediyor. Hepimiz öyle zannediyor. Evet, evet aynen öyle. Fakat öyle bir şey yok. Burada hakikaten çok çalışmak lazım. Evet çalışana iş var. Çalışmak isteyen iş var. Emeğinin karşılığını nispeten daha iyi alabiliyorsun.
Ama burada mesela bir dükkan açmak, bir işletme açmak falan, bunlar acayip büyük zaman alan şeyler. Yani buradan işte belediyeden sadece ya itfaiyeden izin alman 2 ayı buluyor falan sadece. İşte hani sen de az buçuk hani inşaat işlerine falan biliyorsun, o permitleri almak falan çok zor oluyor. Sadece şunu tavsiye edebilirim. Gelirken cebinde parayı hazırlıklı bir şekilde gelsinler. Çünkü herhalde işte bir sene falan bir şey yapamayabilirler diye düşünüyorum. Eğer böyle bir restorancılık, yani bu tarzda bir restoran işi yapmak isterlerse, eğer hazır bir restoranı devralmayacaklarsa. Evet, işte insanlar Amerika duyunca o tamam işte zaten kafanız rahat. Yani evet, herkesin bir kendine göre bir durumu var, geliyor, işte deniyor, yaşam standartları var. Belki Türkiye'de kalsak yaşam standartımız çok daha iyi olabilir ama burada daha çok çabalıyorsunuz. Her şey göründüğü kadar da kolay değil. Özellikle bu restoran işlerinde çok zor dediği gibi izinler. Yani benim bildiğim kurduğunuz dükkan bile birçok şeye uyması gerekiyor. İşte engelli vatandaşlara göre yapılması gerekiyor. Hani benim bildiğim yani sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu konudan da bahseder misin? Genelde hani mesela şöyle söyleyeyim. İşte arka çıkış kapısı olması lazım. Arka çıkış kapısının üstünde exit yazısının yazıyor olması lazım. Çekebilirsin hatta, bak gösterebilirsin de. Elektrikler kesildiğinde o yandaki lambaların yanıyor olması lazım. İşte bunu sadece mesela gelip fire department kontrol edin. Düğmeye basıyor, Düğmeye basıyor, yanıyor mu, yanmıyor mu? Ondan sonra işte içeride lavaboda mutlaka engellilerin olması lazım. Ufacık bir dükkan olması lazım. Ki orası da sıcak suyun bile olması lazım orada. Sıcak suyun olması lazım. Evet, sıcak suyun olması lazım. Bilmiyordum ben sıcak suyun. Neden acaba? Öyle. Çok enteresan. Ben de bilmiyordum. Evet. Mesela buradaki en büyük zorluklardan bir tanesi o health departmandan geçebiliyor olmak. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan aslında geçebiliyor olmak. Çünkü öyle zor, ağır şartlar var. Küçücük bir dükkan olmasına rağmen, yani burası 40 metrekarelik bir dükkan. Ama işte o dörtlü lavaboyu istiyor. Mesela koymuş kafaya. Su giderlerini komple kontrol ediyor. İşte sıcak suyun olması gerekiyor. Sıcak su olması yazıların gerekiyor. Mutlaka olması lazım. İşte burası, burada el yıkama, işte burası dezenfekte, burası durulama falan. Bunların hepsi yazılar olacak. Ondan sonra geliyor, komple kontrol ediyor. Sonra işte sana bir permitini veriyor. Anca ondan sonra gelip dükkanı açabiliyorsun. Hatta ondan sonra da açamıyorsun. Ondan sonra bütün bu yazılarla birlikte, bu yazıların hepsi belediyeye gidiyor. Daha sonra belediye sana çalışma ruhsatı veriyor. Ve her departmandan farklı farklı kişiler geliyor. Ya bunlar mesela sürekli gelip denetlemiyorlar. Tabii denetliyorlar. Her şey. Farklı farklı kişiler gelip denetliyor. Ama tabii bunlar mesela arası çok büyük zaman. Anladın mı? 15 gün, 20 gün falan sürüyor yani. O arada sen bekliyorsun, çırağını vermeye başlıyorsun. Aynen, tabii canım. Aynen öyle. Ve aynen bir öyle. De şöyle de bir şey var. Mesela geldi belediye, bildiğim kadarıyla. Belediye geldi, bir şey buldu, uygunsuz bir şey buldu. İçeride dükkan açıldıktan sonra bu public direkt internette hangi restoranda ne bulundu, şurada fare var, burada bilmem ne var. Ya her şey meydanda, her şey ortada. Evet, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi biz böyle restoranları falan paylaşırken işte kendimiz de gittiğimiz yerler oluyor. İnsanların merak ettiği bir soru da burada çalışan, yani restoranlarda çalışan garsonlar. Yani bizim bildiğimiz şöyle bir durum var. Evet, çalıştıkları yerden bir maaş alıyorlar ama asıl parayı hizmet ettikleri masalardan, tiplerden kazanıyorlar. Yani aslında tam maaş değil, yarım maaş alıp geri kalan maaşı da tamamlamak için bulunduğu masalardan ve her garson da ilgilendiği masayla ilgilenmek zorunda. Sorduğu soruyu cevapladı. Hayır. Dördüncü restoranda Ceyda'nın mutfağına gidiyoruz. Ceyda'nın sorusu sanki soruyor. Benim bildiğim diyorum. Bir dakika Burak'cığım. Burak hep bunu yapıyor, görüyorsunuz. Neyse, konuyu toparlıyorum. Tamam. Ya bu benim böyle mi? Bu benim. Böyle mi? Bizde de böyle mi? Ama bak sen neden bunu yapıyorsun? Bu benim bildiğim. Sizde nasıl, bu durum nasıl ya da siz bu konulara daha hakimsiniz? Bunu bize bilgilendirin lütfen. Hemen anlatayım. Bak, böyle gelecektim. Burası bir kere zaten çok küçük bir dükkan olduğu için fidanda ikimiz işletiyoruz ve dolayısıyla ben buraya bir direkt garson alıyorum. Bütün tipleri ben topluyorum. O, işin özeti bu yani. O yüzden garson da almıyoruz kendi işletmemize. Ama ne yapıyorum? Hafta sonları bazen Eren oluyor. Evet. Hafta sonları oğlumuzda Eren benim küçük oğlu. O bize yardım ediyor. O bize yardım ediyor. Ama biz yine de ona tip veriyoruz. Ben gelirim tip toplamak için. Hafta sonları tip toplamaya gelirim. Yok, sonra yine de tip verdim. Restoranınıza gelen Amerikalı müşteriler genellikle hangi yemeği daha çok seviyor? Yani hangi kahvaltıyı daha çok tercih ediyor? Hangisini seviyor? Şimdi şöyle diyeyim. Ben sonra sen devam edin. Çok enteresan. Şimdi geliyorlar, işte menüyü alıyorlar, inceliyorlar. İnceledikten sonra işte iki kişi ya da üç kişi oluyor mesela.
İşte Ufuk diyor ki işte fidan breakfast, bizim bir serpme kahvaltı şeyimiz, o iki kişilik bir kahvaltı. Onu tamam diyorlar bunu. Şimdi böyle bir aynı şurada masada göründüğü gibi her şeyi koyuyoruz. Bir duruyorlar. Ufuk'u çağırıyorlar sonra. Hangisinden yemeye başlamamız lazım diyorlar. Nasıl yememiz lazım diyorlar. Mesela bunu nasıl yiyeceğim diyor mesela. Hani. Tabii şimdi bir daha aşinayızım onlar. Evet. Mesela şey, çok enteresan. Mesela yumurta kapamada bakıyorum sadece yumurtalarını yemişler. Ya diyorum hocam al şunu ekmeği buna bancan şamandıra yapacaksın. Direkt ver böyle. Mesela ama bir de şöyle bir durumları da var mesela. Şey yapıyor, enteresan yiyecekler var. Mesela atıyorum kahvaltı söylerse yanında kahve içiyor mesela çay. İstemiyor musun? Yok hayır falan diyor. Veyahut da mesela atıyorum börek söylüyor, böreğin üstüne bal kaymak söylüyor. Hadi canım. Evet, karıştırarak yemeği seviyorlar. Çok seviyorlar ya. Ama bizim yani şimdi benim de gördüğüm bazı Türklerde de var değişik şeyleri, değişik bir şekilde yemek. Ama mesela ben çok pilava ketçap sıkıldığını, ilk kez böyle bir ketçap ve mayonez sıkıldığını bir arkadaşımdan gördüm. Ne yapıyorsun onu? Sen ketçap ben mı? Böyle ben seviyorum. Ketçap seviyorum. Sıkarsam yerim ya. Evet. Ben yoğurtla yerim. Evet, ben de yoğurt. Karabiler. Ben de yoğurtla yerim. Hani bizde de var aslında değişik şeyler. Mesela şu anda mezeler yok. Mesela mezeler olduğunda işte şakşuka ne bileyim çerkez tavuk falan börek istiyorlar mesela. O böreği mesela açıyor böyle kesiyor. O şakşuka üstüne onu ben de yaparım. Çerkez tavuğun üstüne koyuyor. Olmalı böyle. Parmak çorba yapıyor canım hepsine. O kadar da yiyeceğim. Hayır o böreği şey yani. Ben hani işte o şakşukayı eğer bir yan yana oturur varsa, şey yaparsın. Yan yana içine koyuyor içine. Ya böreği açıp böreğin içine koyuyor ya. Hani hani böyle farklı ama seviyorlar. Farklı geliyor çünkü. Seviyor. Onlar. Peki şey o yüzde olarak Türklerle Amerikalılar arasında yani müşteri şeyiniz nedir aşağı yukarı? %50 %50 evet. Yani %40 %60 bazen değişiyor, bazen %70 yabancı geliyor, %30 Türk müşterimiz oluyor. Buraya gelecek olursanız, özellikle Amerika'ya geliyorsanız, yaşayanlar zaten hani gelsin Türk kahvaltısını yapsın ama hani Amerika'ya geldiğinizde mutlaka gerçekten bir uğrayın derim. Çünkü gerçekten fidan her şeyi kendi açıyor yufkayı falan. Çok lezzetli. Nitekim çok da güler yüzlü insanlar. Ufuk abi zaten hani Türkiye'den gelenler bilenler bilir. Muhteşem birisi. Sanatıyla da, kişiliğiyle de, her şeyle. Fidan zaten canımız. Fidan'ı zaten çok seviyoruz. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Aa, biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki de geldiniz. Buraya iki aile olduk. Aynen, evet, aynen öyle. İyi ki varsınız valla. Ayaklarınıza sağlık. Afiyet olsun o zaman. Hadi buyurun. Bay bay. Biz yemeğe devam ediyoruz. Bay bay. Bay bay. Evet. Bir takım işler serimizin ilk videosunu tamamladık ve bitirdik. Devamını da çekeceğiz. Eğer bu videoyu severseniz bu seriyi. Biz böyle bir seri yapmaya karar vermiştik. Bundan da bahsetmiştik. O yüzden ilk serimizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. O yüzden ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler göndermeyi unutmuyoruz. Ve topu Buğra'ya atıyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden. Merak ettiğiniz başka sektörlerde varsa onları da bize yazarsanız araştırırız, bakarız. Başarılı olduğunu düşündüğümüz firmaları gideriz, çekeriz. Amerika'da iş yapan başarılı Türkleri hem size tanıtmış oluruz hem de sizlere iş fikri olmuş olur. Lütfen yorumlara merak ettiğiniz sektörleri yazabilirsiniz. Veya burada tanıdığınız insanlar varsa onları da yazıp bize yönlendirebilirsiniz. Gidip görüşebiliriz. Evet, hoşça kalın. Bye bye.